Yaşar Süngü, gelecek korkusuyla bize neler yedirecekler? Artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alanların şehirleşme ve erozyon gibi nedenlerle kaybı ve dünyanın dönüşümüyle İnsanoğlunun 20 yıl sonraki besin tercihlerinin ne olacağını merak etmeyen yoktur. Uzmanlar, artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alan kaybıyla insanlığın besin tercihlerini radikal bir şekilde değiştireceğini iddia ediyorlar. Yakın gelecekte insanoğlunun laboratuvar ortamında kök hücreden üretilen et ve kazein süt proteini üreten bakterilerce üretilen sütle, başta çekirge olmak üzere arı, hamam böceği ve salyangoz gibi böceklerle kırmızı deniz yosunu, mikro ve makro altler gibi deniz kaynaklı mahsullerle besleneceğini söylüyorlar. Yani uzmanlara göre alternatif gıdalardan kaçış yok. Avrupa'da hayvanların kök hücresi kullanılarak laboratuvar ortamında et ve genetiği değiştirilmiş bakterilerin ürettiği kazeinle elde edilen süt üretimi başlamış. Yakın gelecekte arı, yusufçuk, karınca, çekirge ve salyangoz gibi böceklerin larvaları başlıca protein kaynakları olacak. Hatta bu böcekleri tıpkı saksıda domates yetiştirdiğimiz gibi evimizde yetiştireceğimiz söyleniyor başta ABD ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede laboratuvar ortamında et ve süt üretimi bugün başlamış durumda. Ancak yapay kelimesi bu çalışma için pek uygun değil. Zira laboratuvar ortamında et üretimi, çiftlik hayvanların kök hücreleri, süt üretimi ise kasein sentezleyen bakteriler kullanılarak yapılıyor. Üstelik doğal üretilen et ve sütteki kimi sakıncalar bu ürünlerde olmuyormuş. Yakın gelecekte kıvamlı bazı besinlerin 3D yazıcı teknolojisiyle de üretileceği söyleniyor. Malzeme üretimi alanında ilk olarak ortaya çıkan bu teknoloji gıda alanında da kullanım alanı bulmuş. Özellikle çikolata, sos, hamur ve püre gibi malzemeler yakın gelecekte 3D yazıcılarla üretilebilecekmiş. Bunun yanında vejeteryan ve vegan beslenme içinde de 3D yazıcı teknolojisinin kullanılacağı söyleniyor. Uzmanlara göre bir zaman sonra restoranda verdiğimiz sipariş içeride 3D yazıcılardan çıkartılıp öyle önümüze gelecekmiş. Değişim deniz ürünlerine de yansıyacakmış. Bahsedilen balık değil, uzak doğuda halen tüketim yaygın olan yosun ve alg gibi canlılar. 2030-2040 yılları civarında yosunlar artık alışılagelmiş salata ve yemeklerin içinde yer alacakmış. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne FAO göre her 9 kişiden biri yatağa aç giriyor. Yine FAO verilerine göre 2040 yılında 9 milyara çıkacak olan dünya nüfusunu beslemek için mevcut gıda üretiminin iki katına çıkarılması gerekiyor. Hızla kirlenen ve küresel ısınmanın etkisi altına giren dünyamızda tarım alanlarının daralması nedeniyle gıda konusunda sorun yaşanacağını herkes tahmin ediyor. Yani mevcut üretim gelecekte insanlara yetmeyecekmiş. Faon'un göz ardı ettiği ya da görmezden geldiği şey dünyadaki israf. İsraf o kadar büyük ki sadece israfın önlenmesiyle mevcut gıda tüm insanlığa yetiyor aslında. Ancak israfın azalması dünyayı pazara çeviren gıda üreticilerinin işine gelmiyor. Neden? Çünkü israfın azalması onların kazançlarının da azalması anlamına geliyor. Ne kadar israf varsa o kadar açlık, yokluk ve gelir adaletsizliği vardır.